Merve'nin cheesecake'i. Merve ne zaman birine bir kötülük yapmak istese hemen mutfağına gider, sabırla, özene bözene frambuazlı cheesecake'ini yapardı. Cheesecake. Ay yo yo. Kek normal, gayet normal. Üstelik çok lezzetli. Merve hiç kimseyi fiziki olarak zehirlememiştir. O insanın ruhunu mahveder. Cheesecake de bir nevi savaş boyasıdır onun. Korkunun ipliği kalpte dikiş tutar mı? Küçücük yalanlar dev aşkları yutar mı? Şu tarihi her zaman kötüler yazarlar. Kahramanlarla dolu atsız mezarlar. Gerçek gülüşler tek taşa satılır mı? Zümrüt dolu taçlar şefkatle sarılır mı? Zalimler tahtlarından tek bir sözle düşerler. En sinsi silahlar mutfakta pişerler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun ahsesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun ahsesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Şimdi Erdinç Beyciğim, ben o havuz kulübünün açılmasını istemiyorum. Kimse de istemiyor. Hem çok masraf çıkarıyor, hem de malum buradaki partiler için öyle bir havuz kenarına ihtiyacımız yok bizim. Tabii. Zaten bütün büyük olaylar sizin bahçenizde oluyor Merve Hanım. Ha, maşallah, bu sitenin sahibi gibisiniz. Ama yöneticisi değilim yani. Yöneticiliği size verdik. Hatırlarsanız sizi ben aday gösterdim. Bu işler öyle kolay olmuyor. O kadar lobi çalışması yaptık, insanları ikna ettik, oylarını aldık. Öyle değil mi? Tabii. Ben her şeyin farkındayım Merve Hanım. Her şey sizin sayenizde oldu. Zaten sizin beni desteklediğinizi öğrenen bütün adaylar geri çekildiler, hatırlarsanız. Gün gibi ortadaydı bizim kazanacağımız da o yüzden. Bakın Merve Hanım, ben hiçbir şey inkar etmiyorum. Ama biri kalkıp havuz kulübü açılsın diye dilekçe verirse bunu oylamaya sunmak zorundayım. Gerçi şimdiye dek hiç kimse size ters düşme cesaretini gösterip bunu yapamadı tabii. Erdinç Beyciğim, ben herkesin iyiliği için istiyorum. Benim burada umurumda olan tek şey bu site sakinlerinin huzuru. Herkes de bunun farkında. İçiniz rahat olsun Merve Hanım. Şu ana kadar hiçbir dilekçe gelmedi. Herhangi bir başvuru olmadı. Ha, olmadı yani. Evet, o yüzden beyhude konuşuyoruz. Ancak bir talep gelirse oylamaya sunacağım. Anladım. Talep olmazsa oylamada yok yani. İyi, serinledim biraz. Rahat olun, içiniz rahat etsin. Peki.